Necip Ablemitoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Türkiye'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suikast soruşturma sürecinde daha önce tanık olarak dinlediği CIA bağlantılı eski MİT'çi Enver Altaylı'nın bu kez şüpheli olarak ifadesini aldı. FETÖ üyeliğiyle siyasi ve askeri casusluk suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan Altaylı, Ablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında tutuklandı. Altaylı'nın avukatı ve kızı Dilara Yılmaz, babasının 19 Ağustos günü saat 7.30 sıralarında Ankara Adliyesi'ne getirildiğini söyledi. Yılmaz, adli işlemleri yaklaşık 16 saat sürdü dedi. Savcılık ifadesinin çok uzun sürdüğünü belirten Yılmaz, savcının Enver Altaylı'yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiğini belirtti. Altaylı ifadesinde Ablemitoğlu'yla öldürülmeden önce görüşmediğini iddia etse de soruşturma dosyasındaki HTS kayıtları gerçekleri gün yüzüne çıkardı. HTS kayıtlarında Enver Altaylı ile Necip Ablemitoğlu'nun 3 ay içerisinde birden fazla görüşme yaptığı belirlendi. Kayıtlara göre FETÖ elebaşı Gülen'den sonra örgütün başına geçeceği söylenen Mustafa Özcan'ın da telefonu aynı yerden sinyal verdi. Bu gelişmeler ve dosyadaki diğer delillerle birlikte mahkeme heyeti Altaylı hakkında kuvvetli şüphe olduğu kanaatiyle tutuklama kararını verdi. Gözler şimdi hazırlanacak iddianameye çevrildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın iddianamesinin bir numarası FETÖ elebaşı Fethullah Gülen olacak. FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın 2, Enver Altaylı da 3 numaralı şüpheli olarak iddianamede yer alacak.